Cumhuriyet savcıları deprem felaketinin yaşandığı gün duruma el koydular. Re'sen soruşturmalar başlatıldı ve bu çerçevede hem ilgili binaların sorumluları kimler, bunların tespiti, değerlendirilmesi, hem delillerin toplanması, hem bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, hem ölü muayenelerinin yapılması, hem kimliklendirmenin sağlanabilmesi maksadıyla yoğun bir mesai içerisine girildi ve biz bu çerçevede bölgede pek çok Cumhuriyet savcısını görevlendirdik. 7/24 arkadaşlarımız bu bölgede çalışma durumunda kaldılar ve halen de bazı yerlerde 7/24 çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şu anda deprem soruşturmaları kapsamında soruşturmaların aktif yürüdüğünü ifade edebilirim. Deprem soruşturma ön büroları oluşturuldu ve bu büroların yaptığı soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 171 kişi hakkında tutuklama kararı, 197 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalama kararı 77 kişi hakkında çıkarıldı. Gözaltı talimatı verilen 49 kişi, gözaltında olan 14 kişi ve şüpheli vasfı değerlendirmesi sürülen, burada rakam verme imkanı yok çünkü her bina için bu değerlendirme ayrı ayrı yapılıyor. Yurt dışında olduğu şu anda şüphelilerden tespit edilen 2 kişi ve ölen 11 kişi var. İfadeleri alınan 62 kişi olduğunu buradan görüyoruz. Tabii bunların hep ölümlü yıkımın olduğu binaların hepsinin sorumluları ayrı ayrı inceleniyor. Bunun müteahhidinden tutun yapı sahibine kadar, denetim yapanlarına kadar, fenni mesullerine kadar, işçisine, ustasına kadar, teknisyenine, denetim yapanına kadar kimler varsa bu inşanın tamamlanmasında imzası, emeği, eli sorumluluğu olan kimler varsa bunların bir bir tespiti yapılıyor. Şunu vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. Herhangi yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa, görevi ne olursa olsun, onların hepsi sorumluluklarına göre adalet terazisinde tartılacak ve hakkında yapılması gereken, hukukumuzun emrettiği her türlü iş ve işlem tereddütsüz yapılacaktır. Sonuna kadar da her tür soruşturma girecektir ve adalet tecelli edecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır. Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecektir.